Siyasal İslam fare zehrinden daha tehlikeli. Fare zehri hiç değilse bir çırpıda öldürüyor. Siyasal İslam sizi haraca bağlıyor, öldürmüyor ama süründürüyor, ölmekten beter bırakıyor. Şimdi bakın, ben 55 ülke gezdim. 55 ülke. Dünyaya 2 kere böyle tur attım. 5 kıta gördüm ben. Çünkü mesleğim bu. Mesleğimin haricinde de gittim, yaşadım birçok ülkede. Şimdi bakın, bir ülkede yetişen bir şey, herhangi bir şey, yani bir ülkenin, mesela biz bir ülkeye gittiğimiz zaman oranın yerel yemeklerini mesela tadarız. Veya oranın teknolojik ürünlerini edinmeye çalışırız. Ucuz diye. Çünkü yerel, oraya ait. Aklıma geldi. Mesela Kamboçya'da veya Tayland'da tomyon çorbası çok ucuzdur. Neden? Çünkü orada yetişiyor. Balık çorbası çok harika bir şey. Mesela İtalya'ya gittiğinizde mesela bir cappuccino mu içeceksiniz? Veya bir İtalyan motosikleti mi alacaksınız? Vespa mı? Çok ucuzdur. Bu bütün ülkelerde geçerlidir ama bir ülke hariç Türkiye efendim. Şam fıstığın kilosu 1200 lirayı bulmuş. 2024 Eylül ayındayız. Yani siz bugün 1 kilo şam fıstık alabilmek için 1 kilo şam fıstık alabilmek için asgari ücretlisiniz. Türkiye'nin %78'i asgari ücretle çalışıyor. Tam 2 gün çalışmak zorundasınız. Günlük asgari ücret 600-560 lira. Bunun kilosu 1200 liraya yaklaşmış. Bu şam fıstığın pahalanmasından dolayı ben Adana'da iflas eden baklavacılar tanıyorum ya. Mesela kayısı değil mi? Dünyada bir tek bizde yetişiyor. Fındık dünyada bir tek bizde yetişebiliyor. Fiyatları kol gibi. Neden? Çünkü siyasal İslam'la yönetiliyoruz. Mesela kelle paça çorba değil mi? Türkiye'ye özgü bir şey. Aslında çok ucuz olması lazım. Ulaşılabilir olması lazım. Yani herkesin bunu tüketiyor olabilmesi lazım değil mi? Hayır efendim, hayır. Kelle paça çorbası orijinali, gerçeği 300 lira. Zaten gerçeğini biz kendimize layık görüyoruz. Biz AKP'liler gibi kötüyü, o iğrençleri kendimize layık görmüyoruz. Bir kelle paça çorba 300 lira olmuş. Asgari ücret 560 lira. 2 kase bile içemiyorsunuz ya. Bakın bu Türkiye'ye ait bir şey yani. Bu ülkenin yöresel bir lezzeti. Düşünebiliyor musunuz? Yani ülkenin, memleketin ne hale geldiğini. Kim yüzünden? Kim yönetiyor bu ülkeyi çeyrek asırdır? AKP yönetiyor. Peki AKP bunları neden yapıyor? Yani bu korkunç, bu hayat pahalılığı. Hani kimisi de diyor ya işte, yok efendim esnafsam yapıyor. Senin arkanda koskoca bir devlet gücü var. Beni denetliyorsun ya, imza yapmasan beni hapse atacaksın. Onları da denetlesene. Onları da denetle. Elinde devlet gücü var. Jandarma, polis var, maliyeciler var. Onları denetlemiyor o esnafları. Palavra tabii. Esnaf mı zam yapıyor doğalgaza, ÖTV'ye, elektriğe, suya zam mı? Kim yapıyor? Hemen suçu esnafa atıyorlar. Şimdi asıl meseleye gelelim. Bakın, Türkiye'de çok kalabalık olan yerlerden birisi de hastaneler. Hastaneler ağzına kadar dolu. Neden? Çünkü halk beslenemiyor. Halk beslenemeyince hastanelere düşüyor. Peki bundan kim faydalanıyor efendim? Bundan İsrailli ilaç firmaları faydalanıyor. Bu bir proje ya. Dünyada ilaç sektörü İsrail, Yahudilerin elindedir. Yahudiler kime üstün hizmetleri karşılığında 2 kere ödül vermişti? Kime? Söyleyeyim mi? Ya zaten biliyorsunuz ya. AKP ülkeyi kasten ve bilerek mahvetti. Peki bunu nasıl tolere ediyor? İşte Tanrı sizi sınava tutuyor diyor. Allah diyor sevdiği kulu fakir bırakır, süründürür diyor. Sonra da ne oluyor biliyor musunuz? Millet ateist oluyor. Evet. Bu yüzden ateist oluyor işte millet. Çünkü görüyor yani bu özellikle bu hayat pahalılığının, bu ülkenin mahvolmasının sebebinin Tanrı olmadığını, AKP olduğunu biliyor millet.